Palandöken Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival kapsamında kentin her noktasında bir etkinliğe denk gelmeniz mümkün. Üstelik bu etkinlikler tamamen ücretsiz. Herkes ilgi alanına göre etkinliği bu festivalde buluyor. Etkinlikler aralıksız sürüyor. Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde 6. gün geride kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ülke genelinde büyük bir organizasyona imza atıyor. Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere Türkiye Kültür Yolu Festivalleri düzenleniyor. Festivallerin Erzurum'daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali de aralıksız sürüyor. Etkinlikler de 6. gün geride kaldı. Erzurum Devlet Tiyatroları Salonu'nda tiyatro severlere özel program vardı. Van Devlet Tiyatrosu, İspanya İç Savaşı'nda Franco rejimi tarafından istemedikleri bir oyunu sahnelemeleri için rehin alınan iki varyete oyuncusunun hikayesini anlatan Ay Carmela adlı oyunu izleyiciyle buluşturdu. Gitmem mi gerekiyor, nereye? Festival boyunca kentin her bir noktasında farklı bir etkinliğe rastlamak mümkün. Olimpiyat Parkı, Erzurum Kalesi Önü, Erges Konağı. 6. günde de tüm bu noktalarda hem yetişkinler hem de çocuklar için renkli etkinlikler vardı. Evet ne? Festivallerin en geniş katılımlı etkinliği ise konserler oluyor. İlk günden beri her akşam 21'de bir ünlü sanatçı Erzurumlularla buluşuyor. 6. günün konuğu da Sinan Akçıl oldu. On binler takip etti konseri. Sinan Akçıl söyledi, Erzurumlular doyasıya eğlendi. Sendeki cesaret bende olsa, korkmaz mısın aşk bir uçsa, ölmez misin kalp bir dursa, bilerek beni kaybettin. Palandöken Kültür Yolu Festivali sergiden tiyatroya, konserden çocuk aktivitelerine, film gösterilerinden söyleşilere kadar birçok etkinlikle 27 Ağustos'a kadar devam edecek. Etkinliklerin tamamı ücretsiz. Dursa bilerek beni kaybettin.